Selamlar, saygılar. Hakikat ötemi sonsuz. Arkadaşlar, YouTube'da Refik Korkmaz diye yazarsanız 15 bin tane videomuzu göreceksiniz. Ve şimdi o videolardan kıymetli bir tanesi, çünkü kıymetli sunucumuz Business Channel'ın değerli sunucusu Sema Baysal. Gelin beraber dinleyelim. Sema Baysal, Allah sizden razı olsun. Business Channel Türk, Merhaba Allah sevgili sizden razı Business Channel olsun. Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Evet, bugünkü konuğumuz hepinizin tanıdığı Refik Korkmaz eğitimleri kurucusu Sayın Refik Korkmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Allah razı buldum. olsun. Çok çok teşekkür ederim beni konuk etmekle. Beni konuk etmenizden onur duydum. Teşekkürlerimi sunuyorum. O onur bize ait hocam. Biz de çok mutlu olduk. Bugün burada sizinle bu sohbeti gerçekleştireceğimiz için ve son derece kıymetli bilgiler alacağız yine sizden. Allah razı olsun. Bugün Atlantis, Batı kıta Atlantis'i konuşacağız. Konuşalım. Batı kıta Atlantis. Burada daha önce Batı kıta Atlantis'le ilgili program oldu mu? Yaptınız mı Business Channel'da? Hayır, yapılmadı. Bugüne kadar siz Batı kıta Atlantis hakkında neler izlediniz? Neler söylemek istersiniz? Hocam, bu konuda benim size söylemek değil, sormak istediğim bir şeyler var. Tamam. Ama bunu kaydımız öncesinde de dedim, hocam size bir şeyler soracağım. Ama bir türlü toparlayamıyorum. O yüzden kelimelere dökemiyorum, soramıyorum dedim. Biraz toparlamaya başladım. Ama bu bir o kadar da özel bir şey. O yüzden sonrasında sorsam Tamam. kabulünüz olur mu? Tabii ki. Hemen söyleyelim. Bizi izleyen dostlar, Refik, şöyle biraz baktığınızda, anlatmak sana düştü bak. Sema Hoca'ya anlat dedin. İhale sana kaldı. Anlat bakalım neymiş bu Atlantis? bazı belgeseller izlemişsinizdir. Bununla ilgili kitapları okuyanlarınız vardır. Hatta buna kafasını iyice yoran arkadaşlarımız vardır. Ve bu konuda belgesel hazırlayan sizler, kitaplar yazan yazarlarımız, bu konuda başka çalışmalar yapan sanatçılarımız vardır. Bundan sonra size yardım olsun, ışık tutsun diye ben Atlantis kıtası hakkında sizlere bilgi vereyim. Kıbrıs adamız bizim eğitimlerimizde çocuk. Türkiye'miz bizim eğitimlerimizde anne. Girit adası bizim eğitimlerimizde baba. Ve bunlar gökyüzüne baba güneş, ay. Anne çocukta yıldız olarak konur. Gökyüzünde güneş, ay, yıldız. Yeryüzünde Türkiye, Girit adası, Kıbrıs adası. İkisinin arasında, yani toprakla yıldızların arasında yürüyen anne, baba, çocuk. Bugüne kadar galiba olaylara bu şekilde bakan az oldu. Bakınız, üç farklı kişi, üç farklı coğrafya, üç farklı gök cismi. Yeryüzünde Anadolu, Girit Adası, Kıbrıs, yürüyenler anne, baba, çocuk. Gökyüzünde parlayanlar ay, güneş, yıldız. İşte olaylara böyle bakınca yeryüzünde Kıbrıs'a iyice bakalım. Kıbrıs tam ortadan ikiye böldüğümüzde demeyeceğim, zaten ortadan ikiye bölük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz ve Güney Kıbrıs. Bir
bebeğin kız mı erkek mi olduğunu anlamak için Kıbrıs'a bırakırız. Kıbrıs'ın güneyine giderse kız, kuzeyine giderse erkek. Tamam. Peki Kıbrıs'ın tam şeklini düşünelim. Kuzey doğu ucu, İskenderun körfezine bakan ucu aynen şöyle. Ve diğer kısımda daha yassı. Peki bunu alalım. Şu şekildeki Kıbrıs'ımızı 90 derece güneyi gösterecek hale getirelim. 90 derece güneyi gösterecek hale geldiğinde Marmara Denizi'ni tam doldurur hale gelir. O İskenderun körfezini gösteren uzun, orası Çanakkale Boğazı'na girer. 45 kilometrelik bir derinliği kaplar o burun. Geri kalan kısmı da İstanbul'a kadar olan Marmara Denizi'ni kaplar. Peki bu nedir? Türkiye'miz ana, Marmara Denizi rahim, Kıbrıs bir zamanlar Marmara Denizi'ndeydi. Yani Kıbrıs bir zamanlar Anadolu'muzun rahmindeydi. Peki rahimdeki her şey oradan çıkmak zorunda. Oradan iki tür çıkma ihtimali var. Bir, Çanakkale Boğazı iyice açılır açılır açılır, Marmara'daki Kıbrıs adası oradan çıkar. Ege Denizi boyunca yüzer, Doğu Akdeniz'e ülkemizin hemen altına gelir. Yaklaşık 1700 kilometrelik bu mesafeyi alması birkaç milyon yıl alır ve oraya gidinceye kadar da Marmara'daki şeklinden artık eser kalmaz, bambaşka bir hale bürünür. Fakat bakıyoruz ki zerre kadar şekil değişimi yok. O halde o şöyle alınmış, Marmara'dan kesilmiş, gökyüzünden alınıp buraya bırakılmış. Peki bakıyorlar, orada bir kara parçası vardı, şimdi yok, battı bu. Atlantis kıtası battı bu. Ama gözümüzün önündekini görmemek gibi bir özellik de var galiba. Buradan alındı, buraya bırakıldı. Bir bakın. Atlantis battı diye düşünenler Atlantis'in Kıbrıs'ta ne kadar güzel ve net yaşadığını görecekler. Peki Atlantis'in bu batımı, hani her yıl bizler kurtuluş savaşlarımızın, düzeltiyorum, şehirlerimizin, ülkemizin kurtuluş günlerini anarız, kutlarız ya, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu mesela. Ne yapılır? O gün canlandırılır. Düşman işgalinden kurtuluş ve düşmanın denize dökülüşü. O güne benzer şartlar oluşturulur. Atlantis'in batışı bizim dedelerimizden torunlarına torunlarına bugünkü bizlere ulaştırılıncaya kadar o seremoni, o günkü Atlantis'in batışı ve oradan çıkış bizim günümüze böyle gelmedi. Bizim günümüze çok ama çok şekil değiştirerek geldi. Çünkü aradan tam 5 milyon yıl geçti. Bu 5 milyon yılda şu oldu. Nuh var. Ona deniliyor ki yaşadığın dünya çok kötü bir dünya. Bir an önce buradan gemini hazırla, çık git. Yoksa burada daha fazla kalırsan mahvolursun. Nuh da gemisini hazırlıyor. Her bitkiden, her hayvandan, aklınıza gelebilecek her tür yaşam formundan bir çift alıyor. Ve gemiyle artık çıkmaya hazır. Bir deprem, bir tufan, bir sel. Aklı feli şaşıyor Nuh'un da gemisinde. Sonra karaya çıkıyor. İşte bu karaya çıkış aslında şöyle bize aktarılmalıydı. Kıbrıs adası Marmara'dan alındı. Kıbrıs'a kondu, bu böyle bize aktarılacakken 5 milyon yılda o kadar çok değiştirildi ki, hani birisi bir şey söyler, o öbürünü aktarırken başka aktarır, o öbürünü aktarırken başka aktarır, o da aktarırken %1'lik kayıplar 100. kişiye vardığında olayla ilgisi kalmaz hale gelir. İşte bir zamanlar Kıbrıs adası Atlantis'in ta kendisiydi. Marmara'dan o alındı. Bugünkü Adana'nın altına, Mersin'in altına kondu.
Ve orada boşluk bulununca insanlar dediler ki Atlantis battı. Tabi bunu 5 milyon yıldır sürdüren bir sözlü gelenek var. Bugüne ulaşmasında Nuh tufanından gemisinin kurtarılması şeklinde dönüştürüldü. Olsun. Şuna da bakalım. Bakın bağlantılara. Bir gemiye ne kadar hayvan türünden birer çift alabilirsiniz? Ne kadar bitki türünden birer çift alabilirsiniz? Ama Kıbrıs büyüklüğünde, Kıbrıs adasına istediğiniz sayıda hayvan türünden çift, bitki türünden çift, her tür yaşam formundan çift alınabilir. Ve başka bir şey. Şimdi Marmara Denizi'nin jeolojik olarak oluşumu dünya üzerinde insanın sahneye çıkışıyla aynı. Yani 80 milyon yıl önce, 100 milyon yıl, 200 milyon yıl önce dinozorlar varken insan yoktu. Yok. 10 milyon yıl önce de insan yok. İlk insan henüz yeteri kadar araştırılıp saptanamamış fakat 4-5 milyon yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyor. İlk Neandertal'in 5 milyon yıl. Jeoloji araştırmacıları, coğrafya araştırmacıları, bu konuya kafa yoranlar Marmara Denizi'nin de 4 ya da 5 milyon yıl önce oluştuğunu görüyorlar. Hani büyük o kıtaların birbirinden kopması tamam. Fakat Marmara Denizi, Türkiye'nin gelip Avrupa'yla birleşmesi, Marmara Denizi'nin oluşması 4 ya da 5 milyon yıl önce. Tam da insanın tarih sahnesinde görülmesi. Ve şimdi biz eğitimlerimizde ne diyoruz? Türkiye'miz anne, Marmara Denizi onun rahmi. Marmara Denizi'nin oluşumuyla insan yeryüzünde görünüyorsa, Marmara Denizi'nin oluşumu Kıbrıs'ın oradan kesilerek çelik yerine konmasıysa ve Nuh tufanı bu seremoninin 5 milyon yıl geçtikten sonra hala aramızdaki devam ediliyor hali ise ona bir şey daha biz de ekleyelim. Aslında her anne, insan anne, her hayvan anne rahminde çocuk taşıdığı sürece Nuh'u büyütüyor. Doğum anı geldiğinde evladım 9 ayın doldu, burada 10 ay, 11 ay, 12 ay kalmak isteme, kalırsan bak burası kötü bir dünya haline geliyor. Oksijen alamazsın, beslenemezsin. Nuh'a da aynı şeyler gelmemiş miydi? Nuh, bu dünya kötü bir dünya, birazdan bozulacak, buradan çık kurtul. Yaşam olmayacak. Yaşam olmayacak. İşte anne rahminden her çıkan bebek bir Nuh tufanıdır. Bir Nuh tufanı Atlantis'in batışıdır. Fakat anne karnından doğan sağlıklı bebekler yeryüzünde yaşar. Atlantis hala o yüzden yaşıyor ve Nuh tufanı anlatısı hala o yüzden yaşıyor. Peki o zaman insanlık eğer o zaman başladıysa ama biz peki Kıbrıs'a ya da günümüze baktığımızda çok gelişmiş bu Atlantis medeniyetini görmüyoruz. Atlantis medeniyeti hakkında atalarımızın aktardıkları ve bizim kanal arkadaşlarımızın gözlerini kapattığında gördükleri şu. Atlantis uygarlığı var. Ama bizim şu gördüğümüz, demin benim anlattığım bu somutun ötesinde bizim bilincimiz bunları ortaya koyabiliyor. Bir de bizim bilincimizin ulaşamadığı şöyle bir şey var. Atlantis'te herkes her bilgiye ulaşabiliyor. Atlantis'te fizik bizim fizik kurallarımızla bir değil. Bizim fizik kurallarımızda her şey atomlardan, enerjiden oluşuyor. Atlantis'te kural şu. Oradaki hiçbir varlık hiçbir maddeden, atomdan, enerjiden oluşmaz. Onlar maddesizdir.
her şeyi bilirler, maddesizdirler. Oradaki varlıklar, yaşayanlar birbirinin içinden gölgeler iç içe geçerken nasıl ki zarar vermeden geçerse iç içe geçerler. Ve bir de orada zaman yok. Onlar istedikleri zamanı nanosaniyede yaşıyorlar. Ve onlar birbirlerinin rüyalarını görebiliyorlar. Onlar birbirlerinin geçmişlerini, geleceklerini görüyorlar. Çünkü zaman kavramı bizim bildiğimizden değil. Ve başka bir şey daha. Atlantis'tekilerin hepsi bizim dünyadaki o yosundan, ottan, çiçekten, hayvandan, ağaçtan, insandan tutun da her şeyi görüyorlar bizim ne yaptığımızı. Ve bir şey daha, bizim bu dünyamızdaki bütün bilgilerin hepsini toplasak, kitaplar, kütüphaneler, bilgisayarlar, tüm bilgileri toplasak, bir kum tanesi kadarsa, Atlantis medeniyetindekilerin bilgileri uçsuz ve bucaksız, sonu ve sınırı olmayan bir okyanusun kıyısındaki kum taneleri. Biz işte o bir tek kum tanesini almışız, burada diyoruz ki biz çok şey biliyoruz. Oysa Atlantis'tekiler bizden sonsuz ve sınırsız bir şekilde daha fazla bilgiye sahipler. Bilincimizin ötesine geçebildiğimizde, Atlantis'in bu gerçeklerini görebildiğimizde Atlantis'le bağlantı kurmuş oluruz. Bir zamanlar Atlantis'le bizim dünyamız arasında bağlantı kuran birileri vardı. Ona antik Mısır'da Thoth dediler. Thoth, Atlantis'ten bizim dünyamıza, biz insanlara bilgi getiriyordu. Peki Atlantis'te yaşayanlarla bizim aramızdaki fark neydi? Biz atomlardan oluşuyoruz, onlar maddesiz. Biz ancak sert olan maddeleri görüyoruz. Onlar maddeden oluşmadıkları için her şeyi görebiliyorlar. Onlar maddeden oluşmadığı için bizim bu gözümüz onları görmek üzere değil, maddeyi görmek üzere. Dolayısıyla biz Atlantis'tekileri göremiyoruz, onlar bizi görüyor. Bugüne kadar insanlığın aradığı şey şu: paralel evren deniliyor, kuantum evren deniliyor. Ve ben beşinci boyut adını verdim ona. İşte orada yaşayanlar Atlantis. Paralel evrende, beşinci boyutta ve kuantum evrende yaşam bizim bildiğimiz yaşamdan farklı. Maddesizler, zaman kavramları bizimkinden çok farklı. Yani bize göre zaman olmayan bir durumdalar. Geçmişi, geleceği, şimdiyi görebiliyorlar, birbirlerinin rüyalarını görebiliyorlar, birbirlerine ses olmadan, kulak olmadan konuşup birbirlerini duyuyorlar. Ve onlar için şuradaki bir zihni, şuradaki birinin ya da nerede kim olursa olsun, arada ne kadar mesafe olursa olsun ki onlarda mesafe de yok, her şeylerini biliyorlar. Onu da geçelim. Dünyada maddeden oluşan bizim evrenimizde biliyorlar ve asıl önemli olan şey, beşinci boyuttaki bu varlıklar, daha doğrusu Atlantis bizim dünyamızı şekillendiriyor. Atlantis bizim dünya, Atlantis'teki medeniyet, Atlantis medeniyeti bizim dünyamızı şekillendiriyor. Bizim dünyamızı nasıl şekillendiriyor? Bizim dünyamızı şu anki Akdeniz coğrafyasında baktığınızda Türkiye'mizin üç tarafını denizlerle çevrili hale getiren Atlantis medeniyetindekiler. Fethiye'nin yanındaki denize ölü deniz dedirtenler Atlantis'tekiler. Biz onları kendi dilimizle, kültürümüzle, gayretimizle ölü deniz adını koyduk zannediyoruz. Ölü Deniz'in hemen dibinde Likyalıların kaya mezarları var. Kaya mezarlarını biz 3000 yıl önce Likyalılar kültürleri gereği yaptı zannediyoruz. Ege Denizi'nin şekli ters bir bardaktır. Ege Denizi'ni benzetmek bir tesadüf olayı değil, çok planlı bir çalışmanın yüksek
bir bilginin ürünü. Bir, Anadolu'muz adını hiç kimse şöyle bir şey duydu mu? Baba dolu, amca dolu, dayı dolu, abi dolu. İşte erkekle alakalı neyse. Hayır, ana. Peki, tam da bu ananın, annemizin, bu kadının Marmaris'i var. Marmara'nın hemen bir iki kapısı var. İstanbul Boğazı'nı bu Atlantis medeniyeti oluşturdu. Çanakkale Boğazı'nı da oluşturdu. Çanakkale Boğazı yaşama açılan kapı, il. İlyos yani hayata iniş. Peki, ki bu bizim atasöz deyimlerimize de girmiştir. Marmara'daki bebek gemisini biner de İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e çıkarsa, Karadeniz'de ne oldu sana? Karadeniz'de gemilerin mi battı, böyle kara kara düşünüyorsun sözü, karnındaki bebek öldü, onun için mi böyle üzgünsün demek? İşte Çanakkale hayata açılandı, hayata ilmek yani yetiş, hayata ilmik at, hayata bağlan, ilios. Peki Allah'ını seversen lütfen söyle. İstanbul'un en kuzey noktasının adını ben mi koydum? Kilyos. Kilyos, evet. Öldür. İşte İlyos, hayata bağlan Kilyos, öl demek. Bebek Karadeniz'e gidince ölür. Peki biz zannediyor muyuz ki Karadeniz'in karalığı, kara olması, Akdeniz'in ak olması, Ege Denizi'nin girintili çıkıntılı iç hatlarının uygunluğu, oradan da Çanakkale Boğazı'na oluşuyor, Marmara'nın şu anki şekli ve Marmara şeklinin tıpa tıpına Kıbrıs'ın oturması, bunlar tesadüf mü? Bir de yok, bakalım, tam da bu Ege Denizi'nin tam ağzına, Ege Denizi ile Akdeniz'in tam ağzına, oraya girecek şekilde yassı bir ada var, onun adına Girit. Peki hani dedik ya, Anadolu anne, Girit baba, Kıbrıs'ta onların çocuğu. Peki gir. Adaya diyor ki gir içeri, Ege Denizi'ne gir. O adanın adını ben mi Girit koydum? Hadi o adanın adı son 800 yıldır fetih ile beraber Türklerin Ege Denizi'ni Türk Denizi haline getirmesiyle beraber adı Girit oldu. Peki ondan önceki adı ne? Hint Avrupa'daki adı ne? Crete. Crete, create. Creation'a, yaratmaya, yaramasında başka ne işe yarar? İşte Atlantis bu kadar ince düşüncelerle bunları oluşturmuş. Bu kadar derin bir bilgiyi bize sunuyor ve insanlar henüz bunu anlamadılar. Ta ki 2021'in Şubat'ının bugününde sizin programınızla, evet, Sema Baysal'ın programıyla dünyaya bir ilk açılım, dünyaya gerçeğin bir ilk duyurumu. Ve artık o yüzden sordum ya izleyicilerimize, bugüne kadar izlediğiniz belgeseller, Atlantis'le alakalı okuduğunuz kitaplar ve bu belgesellerin yapımcıları, kurgucuları, senaristleri, bu Atlantis'le alakalı kitaplar yazanlar, resimler çizenler, her tür bu konuyla ilgilenen dostlarımız, artık size müjdem, bir gerçeğin İstanbul'da, dünyanın payitahtında açığa çıkarıldığı gün. Peki biz, bana sordunuz, ne zaman bunu keşfettiniz dediniz. Evet. Bu yaklaşık bir aydır keşfettik. Hayal ötesine geçtiğimiz anda. Hani bana sordunuz mu? Lütfen sorsana, nasılsın de. Nasılsın? Hayal ötesi. Manyak, işte yok, hayal ötesiyim deyince ben de sorayım. Nasılsınız? Hayal ötesiyim ben de şu andan itibaren hocam. Allah razı olsun. İşte ben mucize ötesiyim derken, Nuruşah ötesiyim derken bulamamıştım. 26. enerjimizin adı hayal ötesi. Peki şimdi Atlantis kıtasıyla
Batık Atlantis'le ilgili söylenenlerin hepsi hayalin bile çok ötesinde. Biz hayalin bile çok ötesine gidip oradan bilgiyi aldık, geldik. O yüzden hayal ötesini diyoruz. Peki, bir zamanlar bunları Antik Mısır'da Atlantis'e giden ve dünyamıza gelen, Atlantis'teki bilgileri dünyamıza aktaran Tout vardı. Sonra Antik Yunan'da buna Hermes dediler. Tamam. O bu bilgileri getiriyor. Sonra Hazreti Süleyman gidip geliyordu Atlantis'ten buraya. Ve Hızır Aleyhisselam gidip geliyordu bu bilgileri buraya. Şimdi bunların hepsinin etimolojisi kültürel coğrafyaların kültürel malzemelerine dayalıdır. Aslında bunların hepsinin tek bir enerji olduğunu biliyoruz. Araplar Hıdır, yani Hızır, Yunanlar Hermes, İsrailoğulları Hazreti Süleyman, Kral Süleyman, Mısır Tout adını verdi. Peki Türkler Dede Korkut, hani bizim 12 hikayemizin sonuna gelen, boy boylayan, soy soylayan, onlara kut ve müjdeler veren ak saçlı, ak sakallı ihtiyarın, bilgenin adı Dede Korkut, Dedem Korkut ya da Korkut Ata. Ya da ona ak sakal derler. Yani ak sakal. İşte tüm bu saydıkların hepsi tek bir enerjiydi. Kültürel farklılıklar bu farklı isimleri verdi. Biz yine buna Hermes dersek şöyle bir esprisi ortaya çıkar. Eskiden bunu bir tek Hermes biliyordu. Gidip 5. boyuttan, yani Atlantis'ten getirip bize sunuyordu. Refik Korkmaz'la ve Sema Baysal'la şimdi artık bu bilgileri herkes öğrenecek. Bununla da Hermes bilgisi olmaktan çıkıp herkes bilgisi olacak. Daha önce buna hermetik bilgi deniyordu. Bizim vesilemizde şimdi herkesik bilgi oldu. Ha, kim isterse öğrenir, kim bu programı dinler, hayatını uygularsa Hermes bilgilerine ulaşır. Ve zannediyorum ki bunu izledikten sonra yeniden başa dönüp izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz. Ve zannediyorum ki bunu 24 defa dinleyeceksiniz çünkü şu ana kadar anlattıklarımın her biri, dikkat etmemiştim Refik Hoca'nın o sözüne. Şuna da bir daha dikkat edin. Burada neymiş? Orayı kaçırmıştım. Bir daha baştan alayım, dinleyeyim durumuna geldiğinizde siz artık Hermes'in kendisi olacaksınız. Hermes'in kendisi olmak ne? Bizim kültürümüze şöyle demezler mi? Şöyle demezler tabii bak. Herkesin bilgisine ulaşana Hermes derler. Biz böyle bir atasözümüz yok. Böyle bir genel kullanımımız yok ama şu var. Hazırsan hazırsın. Hazır olana hazır gelir. Artık herkes bilgilerine ulaşan Hermes'tir. Hermes bilgilerine ulaşan da herkestir. Şimdi Türkçemize yeni bir deyim ve özlü söz ekledik. Şanslıyız. Çünkü bu Atlantis'in bilgilerine ulaşmak çağların sorunu oldu. Evet. Hem de neredeki çağdan? Ta Hazreti Musa'dan beri, Hazreti Musa'dan bugüne kadar bu bilgilere ulaşılmak istendi fakat ulaşılamadı. Ve Hazreti Musa'nın yaşadığı zaman M.Ö. 400. 2400'dür insanlar bu Hermes'in bilgilerine ulaşmaya çalışıyorlar, ulaşamıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi var. Orada şöyle der. Musa peygamber Yüce Allah'a der ki, ey Yüce Allah'ım beni peygamber yaptın. Herhalde ben en akıllı, en bilgili insan olduğum içindir, değil mi? Yüce Allah der ki, hayır, senden daha akıllı, daha bilgili biri var. Tamam, o zaman der, hani tanışmak istiyorum onunla der. Der ki, hey, bendeki ölü balık, yemek için kumanyana koyduğun balık, tuzlanmış, kurutulmuş balık, senin
yolculuğun sırasında ne zaman canlanırsa, suya atlarsa bil ki orada o kişiyle, o zatla tanışacaksın der. Ve özet geçiyorum orasını. Yolculuğa çıkıyor. Yardımcısıyla beraber. Hazreti Musa uyurken onun balığı çantada, artık kaç yıldır kurutulmuş, tuzlanmış balıklar var ya, o canlanıyor, suya atlıyor, yardımcısı görüyor, diyor ki Hazreti Musa sabah kalkınca, o söylerim ona, sabah kalkınca da unutuyor söylemeyi, gidiyorlar. Sonra diyor ki Hazreti Musa, hadi acıktık, balığımızı çıkaracağız. Efendim, dün gece böyle oldu. Niye söylemedin? Tam işte orada onunla buluşacaktık, hadi oraya gidelim diyorlar. Ve oraya gittiklerinde Hızır Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de Hızır Aleyhisselam ismi geçmiyor da o zatla. Zaten dedim ya, o yüzden onun adı Korkut Ata, Aksakal, Hermes, Hıdır, Tout diye. İşte o zatla buluşacaksın dediği yere gidiyor ki o zatla buluşuyor. Hızır Aleyhisselam diyoruz biz ona. Diyor ki sen her şeyi biliyormuşsun. Evet diyor. Eğer müsaade edersen benim çok büyük bir isteğim var. Seninle arkadaş olayım. Hem bilgilerini öğreneyim. Yapamazsın diyor. Benimle arkadaş olamazsın. Benim davranış tarzım hoşuna gitmez. Davranış tarzını eleştirirsin. Benim söylediğim bilgiler senin hoşuna gitmez. Eleştirirsen, beni eleştirirsen ben niye senin arkadaş olayım ki? Yok hani zaten Yüce Allah senin bilgin yüce olduğunu söyledi. Ne olursa olsun bana ters de gelse anlamaya çalışacağım. Üç olay yaşarlar. Olaylardan birisi Kızıldeniz'den karşıya gemiyle geçerken Hızır Aleyhisselam gemiyi batırır. Tabii insan aklını kabul edeceği bir şey değildir. Eleştirir, her şeyi yapar. Sonra bir olay, bir olay daha. Hızır Aleyhisselam der ki, kusura bakma, sen bir peygambersin ama yolumuz buraya kadar, benden bilgi alamadın. Alamıyorsun der ve ayrılır gider. Milattan önce 400, günümüzden 2400 yıl öncesi. İşte o günden beri sadece Hermes'in bilgisiydi. Şimdi bizi anlayabilen herkesin bilgisi oldu bu bilgi. Peki o zaman dedim ya hani bunu baştan dinlemek zorunda kalacaksınız diye, size işinizi kolaylaştırayım. Hermes'in getirdiği bilgi şu. Atlantis uygarlığı var. Onlar bizim gibi maddeden oluşmazlar. Onlar yemezler, içmezler. Onlar birbirinin içinden geçerler. Birbirlerinin içlerinden geçtiklerinden bile haberdar olmadan, birbirlerine zarar vermeden geçerler. Onlar da zaman kavramı her yöne işlediği için bize göre zamansızlık içerisindedirler. Ve onlar rüyalar görürler. Herkes birbirinin rüyasını görür. Ne kadar uzak bir yerde olsa dahi Atlantis'teki herkes kimin ne yaptığını, ne söylediğini bilir. O yüzden orada kavga, dövüş, entrika, korku, başkaları hakkında dedikodu, hiçbirisi yok. Orada tek bir şey var. H, U, Z, U, R, huzur. Peki U, seslerle rahat, hazır. Peki kim bunları anladı? Kim bunları anlayacak? Bunları anlamaya H, Z, R ise kişi hazırsa, bunları duyduğunda kişi huzur duyuyorsa bizim anlattıklarımızdan bir şey çıkarır, anlar, bir şeyin de çok ötesine geçer, hayalin de ötesine geçer ve Atlantis'i anlar. O zaman o kişi işte hazırdır ve hazırdır. Beşinci boyut, paralel evren, kuantum evren. Atlantis'tekiler orada yaşarlar. Atlantis medeniyetindekiler biz insanları burada gözlüyorlar. Kendilerine layık gördükleri, bilgi açısından layık gördüklerini aralarını alırlar. Aralarını aldıklarında işte Atlantis'te sonsuz ve sınırsız bir yaşam vardır.
Ölüm yoktur orada. Biz oraya ruhlar alemi deriz. Ya diyoruz ya hani elest meclisi, bezmelest, ruhlar meclisi, ruhlar meclisi, o kadar çok konuşuyoruz. Oranın Atlantis medeniyeti olduğunu artık biliyoruz. Atlantis medeniyeti, bakın, uçsuz bucaksız, ucu ve bucağı olmayan bir okyanus. Onun da çevresinde ucu ve bucağı olmayan bir sahil düşünün. O sahildeki bütün kum tanelerini ve okyanusun suyunu bilgi olarak kabul edin. Atlantis uygarlığında bu kadar bilgi varken, dünyada biz maddeden oluşan insanların bilgisi abartı sıfır. Oradaki bir kum tanesi kadar ancak bizim bilgimiz. Ve ne mutlu ki oradaki bir kum tanesi kadar bilgimizle orayı anlamaya başlamışız. Evet. Burası işin muazzam tarafı, güzel tarafı. Atlantis Anadolu'yu şekillendirdi. Babayı şekillendirdi. Annemizin rahmini şekillendirdi. Orada bebeği oluşturdu 5 milyon yıl önce. Kıbrıs adasını çıkarıp bugünkü yerine koydu. Sezeryen doğum demektir. Bir yerden Marmara'dan alıp gökyüzü vesilesiyle oraya koymak. Ve tam da işte 4-5 milyon yıl önce. Arkadaşlar, siz söylediklerime inanıyor musunuz? Yani gerçekten. Ya saçmalıyorsam? Hı? Bence söylediklerime inanmayın çünkü hepsi saçma. Marmara Denizi'nin oluşumu... Ama yine de inanmak istiyorsanız inanın. Saçma olsa da ben inandım valla. Şunu, Kıbrıs'ın oluşumu ve onun oraya konduğu an insanın sahnede görünmesi, tüm bunlar Atlantis'in hala yaşadığına ve batı kıta denmesinin de Marmara'daki boşalan yeri olmasına tekabül eder. Şimdi bizi izleyenler içerisinde bu söylediğim bilgiler mitoloji, güzel sanatlar hocalarına ve meraklılarına hitap edecek. Bir de jeologlarımıza hitap eden kısmını söyleyelim. Marmara Denizi'nin altında en çok jeologlarımızın yakındığı durum. Fay hatları. Depremler oluşacak fay hatları. Bir anne, o fay hatları olmazsa dünyada yaşam durur. Ne alaka hocam? Marmara'nın içindeki fay hatları olmazsa nasıl yaşam durur? Söyleyeyim o halde. Siz biliyorsunuz, bizim eğitmenimiz bilmeyen arkadaşlarımıza. Annenin rahminde bebek 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ay kalır. Erkek bebekler hadi 9 ay 10 gün. Anne karnı 9 ay 10 günlük bebeği taşıyor. Kasılmazsa, anne karnı kasılmazsa o 2 kilo, 2,5 kilo, 3 kiloluk bebek çıkar mı? Mümkün değil. Çıkması imkansız. Anne karnının, rahminin kasılıp gevşemesi onu oradan atarken bir de acı da çekiyor annelerimiz. Bu ne peki? Anne karnındaki bebeğin dışarı itilmini sağlayacak kasılma kuvveti Marmara Denizi'nin, madem ki Marmara Denizi bir rahim, onun altında gizli o dinamikler. Fay hatları kırılır, kasılmalar, gevşemeler başlar, tsunamiler, fırtınalar, tufanlar, seller bebeğin oradan çıkmasını sağlar. İşte Kıbrıs adası Marmara'dan çıkarıldığında, kesildiğinde bu şekilde deprem oldu. Oradan 5. boyutunu kesip çıkardığında deprem oldu. Ve oraya konduğunda Ege Denizi'nden ve Karadeniz'den hücum eden sular
oraya doldu. Tufanlar oluştu. Biz o güne ne diyoruz peki? Nuh diyoruz. Nuh annesinin karnında 9 ayını dolduruyor. 9 ay 10 gün. Ve annesi diyor ki evladım zaman geldi. Gemini hazırla çık git. Orada daha fazla kalırsan berbat bir dünya yaşayamazsın. Hemen gemini hazırla. Ve gemisini hazırlıyor işte Marmara Denizi'nde Nuh gemisini hazırlıyor. Tabii o Kıbrıs'ın çıkışı artık bu şekilde bir mitolojinin parçası, mit haline geliyor. Fay hatları kırılıyor, tsunamiler, tufanlar, seller gemiyi dışarı atıyor ve Nuh neye uğradığını şaşırıyor ve bir yaşam formundan bir başka yaşam formuna geçiyor. Marmara'da iken Nuh'un yaşamı farklıydı. Dış dünyaya çıktığında farklı. Bir bebek annesinin karnındayken beslenmesi farklıdır. Bizim gibi doğduktan sonra beslenmesi farklıdır. Biz şu anda ekmekle, suyla, sebze meyveyle besleniyoruz. Biz Marmara'dayken, annemizin karnındayken annemizin kanıyla besleniyorduk. Bize kanından veriyordu annemiz. İşte Marmara'da olmak, annemizin bünyesinden beslenmek, dışarı çıkmak da dışarıdaki bulduklarımızla, sebzeyle, meyveyle beslenmek. Peki cennet hadisesi, cennetten Adem'le Havva'nın kovulması, Marmara'daki bebeğin anne karnından çıkmasıdır. Marmara'daydı Kıbrıs adası. Dolayısıyla Atlantis Marmara'daydı. Şimdi Marmara'nın Marmara'yı tam ortadan ikiye böldüğünüzde Çanakkale'ye olan yarısı, İstanbul'a olan yarısı. İstanbul'a yakın olan yarısı kadın enerjisi, dişi enerji. Çanakkale'ye yakın olan kısmı erkek enerjisi. Çanakkale'ye yakın olan kısmı Adem, İstanbul'a yakın olan kısmı Havva. Hiç duydunuz mu İstanbul'a alakalı kahramanlık marşları mesela? İstanbul'un içinde kapalı çarşı. Böyle bir şey duymadık. Hayır. Ne duyduk? Yârim İstanbul, gel öpeyim gerdanından kadın gibi. Ya da Tevfik Fikret bile. Ey bin kocadan arta kalan bive-i bakir. Yani bin kocadan arta kalan bakire kadın, dul kadın der. Hep kadın, kadın, kadın. Peki Çanakkale için hiç duyduk mu böyle kadınsı bir şey? Hayır. Çanakkale. Rı rı rı. Sonra kahramanlık destanları hep orada yazıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk en büyük gayretini, kahramanlığını bizzat orada gösterdi. 2008 sene önce de yine oranın bir Mustafa Kemal'i vardı. Hector. Yunanlara karşı ülkesini en güzel şekilde savundu. Ve onun mezarı bir dağ gibi bir toprakla yığıldı. Hala o tümsek düşmanın geçmesini engellemek içindir. Bizler beşinci boyutun bilgilerini artık her mesleğinden değil, herkesten öğrenebileceğimiz hale getirdik. Kıbrıs Adası'nın Marmara'dan çıkışı yerine konuşu bizlere bakın kaç farklı versiyonda geldi. Bir, Adem'le Havva'nın cennetten kovulması. Adem'le Havva cennette ne kadar mutluydular. Ekmek elden, su gölden de çalışmak yoktu, hiçbir şey yoktu. Anne karnındasın ki. Sonra dışarı atıldılar. Ana, çalışmak lazımmış. Bir formdan bir başka forma geçildi. Peki Kıbrıs Adası'nın yani Atlantis'in oradan çıkarılıp şu anki yerine konması demin
cennetten kovulma hadisesiyle mitleştirildi. İkinci mitleştirilme şu. Nuh tufanı. O da mitleştirildi. Üçüncü mitleştirilme. Tabi deniz gören halklar Nuh tufanını anlatır. Çünkü deniz görmüşler. Deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum mesela. Bana ne kadar denizden gemiden bahsetsen ben hiç deniz görmemişsem anlayamam ya. Mesela Kazakistan'da, Kırgızistan'da deniz görmemiş bir yerde olsun. Moğolistan'da. Onlara işte deniz böyleymiş, gemi böyleymiş desen ne, gemi ne abi diyecekler ya. Peki onları da uydu. Marmara'dan Atlantis'in çıkarılıp konmasını onlara da uygun mit haline getirdiler. O da şu. Bir dağın içinde halk 400 sene yaşadı. Artık dağın içindeki ovaya sığmaz oldu. O ovanın adı Ergenekon Ovası'ydı. Sığamıyorlar artık. Küçük. Dışarı çıkalım ama çıkacak bir yer yok ya. Her taraf kapalı. Demirci, ben sizin kılıçlarınızı, mızraklarınızı bu dağdaki demir damarından yapıyorum. Demir madeni var, damar var burada. Gelin, odunlar getirin, yiyin, günlerce yakalım. Demir damar erir, bize çıkacak yol açılır. İşte dağ içi ovadan bir holden, açılan bir holden dışarı çıkmak, Marmara'dan Çanakkale Boğazı vesilesiyle dışarı çıkmak, doğum. Deniz görmemiş milletlere Nuh tufanı Ergenekon destanı olarak anlatıldı. Deniz görmüş milletlere Nuh tufanı olarak aktarıldı. Hem deniz görmüş hem deniz görmemişlere de cennetten kovulmak olarak aktarıldı. Tüm bunların hepsinin dayanağı Atlantis uygarlığı, dünya üzerinde insanın yürümesini istedi, insanın görünmesini istedi. Kıbrıs adasını çıkardı, oraya koydu ve bu şekilde mitleştirildi. Atlantis'in batışının, daha doğrusu Atlantis'in doğuşunun, sadece insanlar Atlantis'i battı zannediyorlar. Halbuki Atlantis battı zannediyorlar, Atlantis doğdu. İnsanlar şöyle bakıyor. Annenin karnı 9 aylık olmuş. Bir ay sonra geliyorlar, bakıyorlar ki annenin karnı yok. Yerli bir oldu, yani eski haline bir oldu. Peki o battı mı oluyor yoksa bir insan mı doğdu oluyor? İşte Atlantis'in batışı batış değil, Atlantis'in doğuşu. Ve Atlantis iyi ki oradan alındı, eğer Marmara'dan alınmasaydı. Marmara'ya konacak su alanı bulunmayacaktı. Annelerimizin rahmi olmayacaktı. Ki zaten Marmara olmadığı için 10 bin sene, 10 milyon sene, 20 milyon sene önce insan yoktu. Rahim oluştuktan sonra insan başladı. Bu yıl dönümü, hani her şeyin bir yıl dönümü var ya. Bu yıl dönümü karların olduğu bir zamana denk gelmez, yani kışa getirmez. Yapraklar sararmış, artık ekinler kalkmış. Bu zamana da getirilmez yıl dönümü. Yazın sıcaklarını da yıl dönümü getirilmez. Seremoni o zaman da kutlanmaz. Baharın canlandığı güne getirilir. İşte Ergenekon'dan, dağ içi ovadan çıkmak yeni gün. Yeni gün. Nevruz. 21 Mart. Dolayısıyla evet, Nuh tufanının tarihi unutuldu. Ben söyleyeyim. 21 Mart'ta Nuh tufanı oldu. Cennetten Adem'le Havva'nın atılma, kovulma tarihi unutuldu. Ben söyleyeyim. 21 Mart. Ve 21 Mart'a yaklaşık 25 gün var. Azerbaycan halkımız, Azerbaycan Türklerimiz şimdiden o doğumu kutlamaya başladılar. Onlarda su çarşambası var.
21 aralığa kadar, 21 Mart'a kadar 4 tane çarşamba geçer. Birinci çarşambaya su çarşambası derler. İkinci çarşambaya od, yani ateş çarşambası derler. Üçüncü çarşambaya rüzgar çarşambası derler, yani hava çarşambası. Beşinci, dördüncü çarşambaya da kara, yani toprak, onlar torpağa der, torpağ çarşambası. Bu dört çarşamba biz Anadolu'da yaşayanlar için üçe indirilmiş. Ne çıkarılmışız, ne çıkarmışız? Biz odu çıkardık, yani ateşi çıkardık, yani güneş çıkardık. Biz havaya cemre düşer diyoruz. İşte onların su çarşambası buna denk geliyor. Sonra suya cemre düşer diyoruz. Ve sonra toprağa cemre düşer diyoruz. Bu cemrenin, bu cemreler müjde. Diyor ki, paralel evrenden, kuantum alemden, beşinci boyuttan, Atlantis uygarlığından müjde var, müjde. 21 Mart'ta insan oradan buraya gönderilecek ve bu dünyada dolaşacak. İşte ne diyoruz? Şunu mu diyoruz? 21 Mart'ta Nevruz'da sonra hayat kararır mı diyoruz? Hayat canlanır mı diyoruz? Hayat canlanır. Hayat başlar. İşte biz Atlantis'in batışını değil, Atlantis'in doğuşunu, cennetten kovulma bir, Ergenekon yani yeni günle iki, Nevruz'la kutluyoruz iki, Nuh tufanı ile kutluyoruz üç. Üç şekilde kutluyoruz. Hala acaba dünyanın hangi bir coğrafyasında diye arıyoruz. Bizim ülkemiz, söz sahibi olanlar, devlet yetkililerimiz bunu UNESCO vasıtasıyla Marmara'yı dünyanın rahmi olarak kabul ettirebilirler. Ve yine bizim ülkemizin akademisyenleri buna tarihçiler, coğrafyacılar, güzel sanatlarla meşgul olanlar, felsefe ve psikolog larımız, felsefe dünyası ve psikoloji dünyamız buna sahip çıkarak Anadolu'nun dünyanın anası olduğunu, Marmara'nın dünyanın rahmi olduğunu, Kıbrıs'ın dünyanın çocuğu olduğunu, Girit Adası'nın dünyanın babası olduğunu tüm dünyaya anlatabilirler. Dünyamızın prestij bakımından en yüksek noktasının Türkiye olduğunu anlarlar ve sonra biz hani bu kadar şeyi bilmiyorduk ya, bayrağımızın neden kırmızı zemin, hilal ve yıldız olduğunu da hala bugün öğrensinler. Hilal ay demek, anne demek. Demiştik ya size, güneş baba, ay anne, yıldız çocuk. Bayrağımızdaki hilal Anadolu'muzu karşılıyor, anneyi. Yıldız çocuğu Kıbrıs'ı karşılıyor ve dünyada yaratılmış ne varsa hepsi Marmara'da yaratıldı. Dünyanın her şeyi bizim Anadolu'muzdan doğdu. Biz boşuna mı bugüne kadar medeniyetler beşiği, medeniyetlerin anası bizim ülkemiz diyoruz? Biz boşuna mı ülkemizin coğrafyasının adına Anadolu demişiz? Fetih'ten önce de adı Anadolu'ydu, Anatolia'ydı. Girit, Fetih'ten önce de adı Girit'ti, Krit'ti. Bizler böyle bir kültürel coğrafyanın, böyle bir dünya üst misyonunun, böyle bir enerji birikiminin tam ortasındayız. Ve Ulu Önder Atatürk bunu çok güzel belirtti. En güzel belirttiği nokta da şu: başkent İstanbul'ken dedi ki Anka olacak ve orada
Hitit döneminden beri yapılan bir testi türü var. Hitit güneşi testisi. Hitit güneşi, güneş, Ra demek. Anka, Ra. Tüm bunlar duruyorken, tüm bunları görüyorken, daha eğitimimizin 28. yılında bunları tespit edebilmişken, bütün dünya bizim eğitimlerimizi aldığında 8 milyar insan. Bir de aradan da 50 yıl geçince, yıl 2071 oldu diyelim. Daha 2021'de ben bu kadarcık şeyi biliyorken, 2071'de 8 milyar insanımız ne yapacak söyleyeyim mi? Ne duruma girdik 2071'de? Birbirimizle görüşmek için cep telefonu ya da hiçbir şekilde iletişim aracı kurmayacağız, kullanmayacağız. Bilgiye ulaşmak için malzemeden oluşan bir bilgisayar kullanmayacağız. Bilgiye ulaşmak için şu anda bizim yaptığımızı yapacağız. Kanal arkadaşlarımıza diyoruz, gözünü kapat. Bak, hiç tanımadığın bir insan valla. Böbreğine bak. Onun 20 nesil öncesindeki dedesinin böbreğine bak. Hocam 20 nesil öncesinde vefat etmiş. Atlantis'te yaşıyor. Git bak, hem de hangi yaşına ait kalbinin, akciğerinin durumunu istiyorsan onu da boşver. 20 nesil önceki, 300 nesil önceki, 10 bin nesil önceki ata hangi rüyaları görmüş, onlar dahi bizim eğitimlerimizde görünüyor. Biz bunlara bakarken bilgisayar kullanmıyoruz. Biz bunu Atlantis'le dünyamızın arasındaki duvarı ortadan kaldırdığımız için, işte bu masanın altı dünyaydı, bu masanın üstü de Atlantis'ti ve buradan dünyadakiler bu masadan dolayı Atlantis'i göremiyorlardı şeklinde kabul edelim. Refik Korkmaz masayı kaldırdı, Atlantis'le dünya birbirini görmeye başladı. Daha önce şurada bir kapı vardı. Bu kapıyı Hermes açıyordu, kapatıyordu, buradan bilgi getiriyordu. Bugün Refik Korkmaz bunu kaldırdı. Herkes bilgisi oldu. İşte herkes bilgisi hayırlı, uğurlu olsun. Ve size ne kadar teşekkürlerimi sunsam azdır. Ve onun da büyük bir ilahi planın yazgısı içinde olduğunu biliyorum. Siz bize verdiğiniz destekle, eğitmenlerimizi burada konuk ederek verdiğiniz destekle, eğitimlerimizi tüm dünyaya duyuruyorsunuz. Ve inşallah bunun güzelliklerini beraber yaşayacağız. Bunun en güzel örneği de tüm dünyaya Atlantis'in gerçeklerini Business Channel'da burada Sema Baysal hanımefendinin sağ olun hocam rehberliğinde verdik. Ne mutlu böyle ayrıntılara, böyle farkındalıklara varana inşallah bizi izleyen dostlar. Sizler televizyon programlarına ya da 100 sene, 200 sene sonra artık bambaşka bir form alır. Oralara çıkarak bütün evrene yeni farkındalıklar yaşatırsınız. Şunu kendinize baz alın. Dua edin. Duada şunu deyin. Ey Yüce Allah'ım, bedenimi, ruhumu ve ömrümü yaşadığım çağdan godzilyon yıllar sonrasına ait bilgelikle doldur. Ve bedenimi, ruhumu, ömrümü paralel evrenin ve onun ötesindeki 70 bin evrenin bilgileriyle doldur. İşte böyle bir bilgi içerisindeyiz. Sizlere kaç teşekkür gerekir? Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Yine de dolduramayız bu sizin bize yaptıklarınıza teşekkürümüzle. Artık canı gönülden, zorundan kalbimizle teşekkürlerimizi kabul ediniz. Allah estağfurullah razı olsun. Hocam, Allah sizden razı olsun. Bu engin bilgileri saklamayıp bugün buradan herkesle paylaştığınız için ve böylesine 28 yıl boyunca tüm bunları araştırarak yine herkesle paylaştığınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yüreğimize. Allah razı hocam. Olsun. Sağ olun hocam. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Sayın Refik Korkmaz konuğumuz oldu. Hoşçakalın.
karşınızdayım. Konuğum Aygün Akman. Aygün hoş geldin. Hoş bulduk. Aygün ilk kez buraya geldiğimde Business Channel'a bana dediler ki en inanılmaz konuklarımızdan biri Aygün Akman'dı. Ve ondan sonra çok etkilendiklerini anlattılar ve ben de gurur duyarak Aygün benim çok yakın arkadaşım, dostum, hatta öğrencim dedim. Ve yine çağırdım, Aygün yine gelsin dediler. Ben de ilk programlarımda seni davet etmek istedim, sen burada olmanı istedim. Beni kırmadın, geldin, hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bu beni de mutlu etti. Evet, geçen yıl ben bu kanalda 5 ayrı çekim yaptım. Benim televizyonla ilk tanışmamdı. Hatta çok enteresan bir şey. Televizyon izlemeyen biri olarak, hayatından televizyonu çıkarmış biri olarak televizyon çekimi teklifi gelmesi bana çok enteresan gelmişti. Ve ben bunu şununla, şu soruyla bağdaştırdım. Akses'in şu sorusu, hayallerimden de öte nasıl olur? Ben kimim değil mi? Bugün ben kimim? Hangi muhteşem maceraları yaşayacağım? Evet, evet, kesinlikle öyle. Belki biz de buradayız. Aynen, aynen. Bir sene sonra. Bir yıl sonra. Evet, evet. Ve bir yıl içinde hayatımda gerçekten çok şey oldu. Şükran duyacağım. Muhteşem ötesi. Ve inanamayacağım. Hani normal daha önceki yaşamıma göre karşılaştırdığımda çok doğru bir şey değil gerçi karşılaştırmak ama 5 yılda belki 6-7 yılda yaşamak. Evet arkadaşlar, ben diğer odadaydım ve programımız bitmiş. Bu programda emeği geçen... Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Business Channel'a şükranlarımı sunuyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Hakikat ötemiz sonsuz. YouTube'da Refik Korkmaz diye yazarsanız 15.000 tane videomuzu göreceksin.